doğum günün kutlu olsun Ayşe. Fatoş'um, çok şükür bugünleri de gördük. Gelin olduğunu da görürüz inşallah. İnşallah. Senin çocuklarını da göreceğim canım Fatoş'um. Mutlu seneler güzel meleğim, dünya güzelim. Dadısının bir tanesi. Gündüz uykusu vakti, var yatmak. Ama bu benim doğum günü. Bugün ben izin veriyorum. Ben vermiyorum. Çocuk için her gün aynı! Anladık, batı terbiyesi falan filan ama bu kadın da evladımızı bizden esirgiyor! Ben varken ecnebiye lüzum yok dedim, dinlemediniz! Şimdi çekin bakalım! Çıktın demek, geçmiş olsun! Müjdemiz var sana, müjdemiz! Ne olan bu? Çocuğumuz! Allah cezanı versin eşek karı!
Kodes'e giderken doğurma demedim mi ben sana ulan? Ha? Ben de istemedim. Ama ne yaptımsa fayda etmedi. İnanma! Yalan söylüyor. Hiçbir şey yapmadı. Kendini merdivenden atıp yuvarlansaydı, lahsa da kurtulurdu. Korktum. Ciğerinden kan geliyor, hala çocuk doğuruyorsun. Analık senin neyine be? Ben kendime bakmaktan acizim ya! Sus artık! Allah rızkını verir elbet! Anası gibi güzel olur, merak etme! Çabuk baş göz eder, kurtulursun! Yeter! Bir de sen kurutma kanımı! Kes sesini, lanet karı! Ah, ayaklarım tutsaydı şimdi kalkar da çiğnerdim seni! Susun be! Kodes'ten henüz çıktım, kafamı dinlemeden durduna başladınız ya! Nasılsın bakayım benim cici kızım? Babasının bir tanesi! Senin üstüne gül koklanır mı? Özledim kız seni! Keşke her gün doğum günüm olsa! Her gün, her gün öyle! Her gün var sana hediye! Yüz vermek, şımartmak çok! Biz böyle büyütüyoruz, işine gelirse! Madem ki şikayetçisi, ne duruyorsun, gitsene! Konuşmam seninle! Hah, 15 dakika sonra ben gelmek, seni görmek uyumuş! Allah rahatlık versin yavrum! Güzel rüyalar gör, bizleri gör! Ne olurdu biraz daha otursaydım, uyumayacağım işte! Sabaha kadar ağlayacağım! Aşk olsun! Bizi üzme yavrum! Siz Kelece Fatoş kötü çocuk, lütfen dışarı çıkmak! Hiç sevmiyorum şu kadını! Söyle anneciğine! Allah dövün, çırpın! Kovdurt onu da hepimiz kurtulalım! Oo, kaç defa söyledim, dinlemedi! En çok beni seviyorsun değil mi ha? Seni seviyorum tabii! Bir masal söyle de avut beni! Ha? Üzüntüm geçsin! Tabii, tabii! Gel! Gel yavrum, Bir varmış, bir yokmuş! Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Kaf Dağı'nın ardında... Beter ol inşallah! Çocuklara bakmaktan acizsin! Hepsini bu hale sen getirdin, sen! Maşallahın var! Çereotuyla tütsü yapayım sana, maşallah kızıma! Kahvaltıdan sonra ders çalışacaksın! Birazcık da gezmeye götürsene beni! Aa, olmaz! Sokaklarda pis kaka çocuklar var! Kötü laflar öğrenirsin sonra! Bir kaza falan gelir başına! Allah korusun! Aa, ama çok sıkılıyorum dadıcığım! Ne varmış sıkılacak? Biz hepimiz emrindeyiz! Beraber oyunlar oynar, şarkılar söyleriz! Haklı Fatoş! Ben gezdirmek biraz! Sen karışma her şeye! Biz sokakta bulmadık çocuğumuzu! Bahçeye çıkayım azıcık! Aa, olmaz yavrum, olmaz! Hava soğuk! Sonra oynarken boynarken düşersin de bir tarafını incitirsin! Amerikan jiklet! Bir tane alanın Allah baba ne muradı varsa versin! Yakalara balena, Amerikan jiklet! Sağ ol bey amcacım! Hastanız varsa iyileşsin! Çocuğunuz varsa Allah din açıklığı versin! Yakalara balena, Amerikan jiklet! Aferin, yavaş yavaş adam olacaksın! Kaç para kazandın? 4 lira kadar oldu! Annemin ilacını alacağım bu parayla! Zırlama lan! Korşu gelme bana! Bir gün Allah yarattı demeyeceğim ha! Elimden alamayacaklar seni! Yalvarırken ağla biraz! Ağlıyorum zaten! Ah, bir kolunu bacağını kırsam daha çok acırlar sana! Daha çok kazanırsın! Geç kalma akşama! Paraların hepsini isterim! Bir şey almaya, harcamaya kalkma, tamam mı? Kalk artık! Ortalığı süpür, bulaşığı yıka, yemek pişir! Utanmadan keyif çatıyorsun! Yazık oldu Rıfat'a! Nereden buldu senin gibi içi çürümüş bir kadını bilmez!
Zavallı kardeşim, vicdanına kurban gidiyor, vicdanına! Başkası olsa çoktan tekmeyi vururdu kıçına! Allah aşkına sus artık! Susacakmışım! Öpme yavrum! Öpme o mikrobu! Sana da hastalık geçer! Seni öpersem hastalık geçer bana! Asıl mikrop sensin! Hanana böyle şeyler söyleme kızım! Söylesin, söylesin! Akşama babası gelir elbet! Cevap verme! Yorulmuşsundur, dinlen biraz ha! Ne var o kese kağıdında? Tuz getirdim anneme! Kuvvet yaparmış! Paraları ziyan et bakalım! Afiyetle ya anneciğim! Ama babama söyleme, emin ol! Söylemem, söylemem! Kalan bir tane de senin yavrum! Ben dışarıda iki tane birden yedim! Bir saat oldu, üşütürsün sonra. Şimdi çıkaracağım. Hadi. Senin öğrettiğin gibi yalvardım. Annemi düşünerek ağladım bile. Gezmediğim sokak kalmadı. Daha fazla kazanamadım. Bunlar nasıl topluyorlar? Yalnız dilenmekle olmaz bu iş. Her türlü dümeni yapacaksın, anlaşıldı kaç mı? Kaç defa gösterdim. Talim ettirdim evde. İstese bizden iyi becerir. Bak ne diyor? Yapamam. Yakalanırsam döverler beni, hapse atarlar. Yeter artık! Sen karışma! Ecelini arama! Yapma Rıfat! Bütün çocuklarımız ziyan oldu! Bari Ayşe kurtulsun! Yarın akşam istediğim kadar parayı getiremezse bu eve giremez! Anasına senden gizli tatlılar, meyveler getirmesini biliyor! Hırsızlığı niye yapamazmış? Allah baba! Hayırlı işler! Eyvallah babacığım! Güle güle kızım! Otobüs duraklarında, dolmuş duraklarında iş bekleyeceksin! Satıcılara sokulacaksın! Birini gözüne kestirdin mi, kalabalıkta çekiver cüzdanını!
Hemen kaç, anladın mı? Anladım. Hadi bakayım. Ha dur! İlk işe beraber çıkalım. Adam edeceğim seni, adam! Hâlâ bir yemlik! En azından iki cüzden araklamazsan gözüme gözükme, fena yaparım! Ben de yolumu bulmaya gidiyorum. Hadi hayırlı işler! Seni velet seni! Hırsız köpek! Paramı çalacaksın değil mi? Babam ölsün ki! Sus ulan! Daha bu yaşta hırsızlığa başlarsan sonunda asarlar seni! Ama amca! Tutun! Yakalayın şu veledi! Polis! Polis! Çekirdeksiz fenikeler! Çekirdeksiz fenikeler! Haniye benim portakallardan isteyen? Bir çekirdek puana 10 tane portakal bedava veriyorum! Tutun! Tutun! Kaçıyor! Yakalayın! Hiçbir yerde yok hanımcığım! Nasıl olur? Nereye gitti bu kız? Mutfaktakilerde, kömürlükte de yok! Yok, 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 yok fatoş salonda, var kaçmak! Bahçedeydim ben! Dışarı çıkmış olsa imkanı yok görürdüm! Çık dışarı! Fatoşcuğum bulunmazsa hepinizi öldürürüm! Yakarım benzinle! Hadi bakayım! Çocuğu bulmadan eve gelmek yok, çabuk olun! Yavrum! Evladım! Hanım efendi! Çabuk olun, Lokman ruhuyla güvercin tersi için! Var polis çağırmak! Polis değil, doktor lazım! Ben kaçıyorum arkadaş! Bavulumu aldığım gibi gidiyorum! Ben de durmam! Çocuk bulunmazsa hanım bizi parçalar, etlerimize tuz basar, tuz! Ama kaçmak da fena be! İster misin çocuğu bizim kaçırdığımızı iftira etsinler de sürüm sürüm sürünelim? İşte o! Oy! Geliyor! Ay, koşuyor! Evet, koşarak geliyor! Geliyor ya! Durdu! Durmasın! Bakıyor! Koş! Gel! Ben de seni koşuyor! Koşuyor, geliyor! Ulan melek! Küçük hanım! Gel! Yavrum, gel! Koşa gel! Yine durdu! Durdu! Geri gidiyor! Kaçma! Kaçma! Başıma dertler açma! Düştü! Ne oldu? Çocuk düştü! Çocuk düştü! Kaldıralım! Biraz daha koşsam kalpten geberecektim! Niye beklemedin? En güzel pastaları, yemekleri sana yaptım ben! Günahım neydi ki? Az daha iş açıyordum başıma! Mahpuslarda ölecektik senin yüzünden! Sabahtan beri yer yerinden oynadı! Seni tanıdı! Hiçbir yere gitmem ben! Annen hanıma sağ salim teslim edeyim, Eyüp Sultan Hazretlerine adak adayacağım! Amin! Anama giderim ben! Güven yapmayın, yalancılar! Polise götürüyorsunuz yok beni! Yok canım, polisle ne işimiz var? Ne işimiz var polisle bizim? Hadi yürü, yürü yavrum! Bırakın beni, dereler! Beni de tanıdı! Fatoş'um, yavrum benim! İnanamıyorum bir türlü! Bırakın beni be! Kim bu kadın? Niçin ağlıyor? Senin yüzünden! Bırakıp gittin, hepimizi perişan ettin!
sana var ceza! İki gün hep odada hapis! Var sana Türkçe öğrenmek, yoksa yiyeceksin hızlı bir köteği! Fatoş! Al 5 paralık da bundan! Fatoş da kim be? Yüreğime iniyordu, nasıl geldiğimi bilmiyorum! Böyle bir şey sana yakışır mı evladım? Ya. Ben gösterdim önce! Önce ben gördüm, ben yakaladım! Sizler için canımı bile veririm! Yeter! Bir çocukluk yaptı, geçti gitti! Üzmeyelim yavrumu, üzmeyelim cicim! Bütün karakollara, Emniyet Umum Müdürlüğü'ne telgraflar çektim! Bulunmuş bile! Gelmiş, seni yaramaz seni! Çok ayıp, kocaman kız oldun, böyle şeyler yakışır mı sana? Yakışmaz ama babam mecbur etti! Baban mı? Aşk olsun Fatoş, hepimizi öldürmek mi istiyorsun? Üf, yeter be! Ben bu kadar ömrümde öpülmedim! Alışık değilim, bozulurum sonra! Bir daha sakın böyle bir şey yapma, emmi yavrum! Nedir bu halin? Bu eski elbiseyi nereden buldun? Doğdum, doğalım, bunu giyerim ben be! Şakayı bırak yavrum! Ya! Buna da şükür be! Cüzdanı araklarken zor kurtardım paçayı! Yeter! Seni sokağa çıkarmıyoruz diye intikam aldım bizden! Ne olur böyle konuşma yavrum, ha? Hadi odana! Güzelce bir yıkan, temizlen de kendine gel bir parça! Hadi, hadi canım! Hadi, hadi. Hadi. Çok uzadı bu şaka, eyvallah! Görüyorsun. İlk defa görüyorum tabii! Ayıp! İnsan büyükleriyle alay etmez! Hele benimle! Ben o ecnebi kokona mıyım ayol? Benimle dalga geçer simlersiniz asıl! Ha? Bu işin altında başka bir dümen var ama bakalım göreceğiz! Kimin bunlar? Ha? Hayret! Tam bana göre! Üstüne iyilik sağlık! Aman yıkanmış kızım, misler gibi olmuş, eskisi gibi cici olmuş! Bunlar ne böyle, bu çürükler? Babam yaptı, beni her zaman döver zaten! Ölmüş adamın arkasından konuşma! Sağ olsaydı sana bir fiske bile vurmazdı! Ne? Bizim moruk nalları bitti mi? Yaşadık desene! Bu kadarı da fazla artık yavrucuğum, ne oldu sana? Lafım size değil, annemle babamdan bahsediyorum! Yıkandım, temizlendim sayenizde, yediğim artık! Ay kızım dur, dur bakayım çocuğum! Nereye küçük hanım? Tutun şunu, Mademoiselle Fräulein! Bunlar Türkçeden anlamıyorlar, sizinle konuşalım! Benim adım Ayşe, evime gitmek istiyorum, tamam mı? Sen bana şaka yapmak, yalan söylemek çok ayıp! Sen Fatoş! Sabrım tükeniyor yavaş yavaş, öyle bir döverim ki seni Allah yarattı deme! Babam da hep böyle konuşur, bırakın gideyim! Ya diyorum, nereye gideceksin?
para kazanmayı, anlasana ulan! Hey! Akşama babam öldürür beni! Of, ne tereyağısın be! Eyvah! Olanlar olmuş yavruma, şok geçiriyor, doktor çağıralım! Doktor! Nereye gidiyorsun böyle acele acele? Nereye olacak, evime tabii. Nereden buldun bu kıyafetleri? Kimden çaldın? Ne diye çalacakmışım, annem aldı. Hadi gel benimle! Nereye gidiyoruz? Nereye olacak, eve! Siz evimi biliyorsunuz demek! Aman ne iyi, belki ben yolumu bulamazdım. Annem çok para verir size, ne kadar isterseniz verir. Annem parayı bulsa müzeye koyacak. Ulan sen kafayı üşüttün galiba, bu hanımefendi gibi numaraları bırak da hadi yürü bakalım! Yürü! Metin olacaksınız! Telaşa düşmeye hiç lüzum yok, bizler varız! Söyleyin doktor! Yavrunuz tehlikeli bir Noturamus galanj nocturcor geçiriyor! Ya! Vah vah vah! Nedir o öyle ha? Yani asabi bir şok, sinir krizi! Bir çeşit hafıza kaybı! Vah yavrum! Vah kuzum! Sinir zafiyetinin asıl sebebi çok aç kalmış olması! Biri duyarsa utancımdan ölürüm! Hiçbiri değil! Asıl sebebi nazar! Nazara geldi çocuğum! Kimdir nazar, ne vakit aptal aptal konuşma! Ne demek aptal? Susalım efendim! Bu dakikadan itibaren küçük hanımın mesuliyeti bizlere aittir. En yakın zamanda düzelecek. Sağ olun, var olun doktor beyler! Yazıktır o paralara! Bırakın evime gideyim! Babam dayaktan öldürecek beni! Allah'ım, kızıma bir şey oldu, aklını kaçırdı! Üzülmeyin efendim! Bu kadın da amma çok ağlıyor be! Yavrum ama... Bırakın beni! Bir dakika! Babama söylerim, ikinize de gittiğini gösterin sonra! Çocuk yavrum! Bırakın beni! Ha, kızım, dur! Yürü! Yürü, uflama! Bırak beni! Bırak! Hadi içeri bakalım! Bir daha da musluk açma! Neresi burası? Allah Allah! Evin ulan! Burası benim evim değil! Hay Allah'ım, bana sabır ver! Turlattın mı ulan? Evin burası işte! Girelim de hesap ver bana! Hadi, yürü! Bırak! Yürü! Nereden buldun bu elbiseyi kız? Ha? Nereden buldun? Çaldığı parayla almıştır. Senden hiç korkmuyor bu kız. Annem aldı bu elbiseyi bana. Doğum günümde aldı. Bırak bu ağızları da konuş. Ne yaptın bütün gün? Paralar nerede? Ne parası? Evden kaçtım, sokaklarda dolaştım. Evime gitmek, anneme, dedeme kavuşmak istiyorum. Ne olur götürün beni. Çık! Oynar, kuma bak! Ayşe, yavrum, ne oldu sana? Ne olacak? Yedi paraları! Şimdi de dayaktan kurtulmak için manyak numarası yapıyor! Sana tembih etmedim mi ben? Gebertirim demedim mi ben sana, ha? Dövme ne olur!
Başına vura vura aklını oynattın çocuğun! Neredeyse çıldıracak zavallı! Söylerim, para verir, doktor çağırır, ilaç alır size, iyileşirsiniz. Annesine söylermiş, annesi milyoner sanki. Milyonerin kızı çıldırdı. Hadi yavrucuğum, gir yatağına, yat evladım, hadi! Anama gideceğim, bırak beni! Yat yavrum, sana çok olmaz bak sen! Yatmayacağım, ben yatmayacağım işte! Kendine gel yavrum, bismillah de! Eyvahlar olsun! İyi saatte olsunlar, yokluyor yavrumu, ne yapsam, tuh 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 tuh! Nerede eski elbisen? Ha? Eski elbisem yoktur benim, inanın bana! Adım da Ayşe değil, Fatoş! Annemin ismi Süheyla! Babam da ölmüş! Ne? Bak kızım, kendine gel! Numara yapıyorsan vazgeç! Eğer hastaysan yandın gitti! Anan olacak o hayvan karıya baktığım yeter! Bir de seninle uğraşamam! Boynuna bir taş bağlar, denize atarım! Balıklara anlatırsın sonra derdini! Peki efendim, yalan söylüyorum, numara yapıyorum! Babam sizsiniz! Şu hanım da annem benim! Kibarlığını sevsinler! İşte böyle! Hizaya gel, kül yutmam ben! Bir paçavra bul çuna giysin, işe çıksın! Pekala, çok para kazanmak için öyle numaralar yapacağım, öyle işler çevireceğim ki aklın duracak! Niye numara yaptın öyleyse bana, ha? Senden korktum! Dayak atacaksın diye ödüm korktum! Ya çalışırsan dayak atmam! Çalışırım ama! Bir şartım var, karnım aç! Evvela karnımı doyurmam lazım! Çalıştın mı ki karnını doyuracaksın, ha? Seni seni! Ben de çalacak mıyım ha? Tam bir saat çalacaksın. Şimdi ben piyano çalıyor muyum yani? Harika, harika, mükemmel! Prima, prima! En az benim kadar prima! Oo, neymişim ben be? Buna da çok şükür! Düzeldi! İki doktor da profesör, ikisi de dünya çapında! Aman, bunda iş yok be! Oy fasır ya, 7,5 lira ya! Oy fasır ya, 7,5 lira! Hem oynasın, hem kaynasın, hem oynasın, hem kaynasın! Durmayın, sapıttı gene, koşun doktor çağır! 7,5 lira ya, oy fasır ya! Koş doktoru çağır, Allah! Eyvallah baba! Güle güle! Eyvallah baba! Güle güle, hayırlı işler kızım! Eyvallah baba! İyi, hadi güle güle! Şimdi bir daha tekrar ediyoruz. Ay ben, you sizi. He erkek olursa o, she kadın olursa o.
Benimle beraber söyleyin lütfen. I ben. I ben. You size. You siz. Yuh size ben. Ciddi olalım lütfen. Of, olduk işte. Ha, good, good, very good. Siz var çok güzel bir talebe, çok güzel. Yoruldunu soracağım, oturun biraz. Oh, thank you very much, çok naziksiniz. Yuh sana be! Bu ne rezalet, bu ne skandal! Katiyen tahammül edemiyorum, ben alışık değilim böyle rezaletlere, katiyen! Mazur görün, çocuktur o, kusuruna bakmayın! Hayır, hayır, bitmiştir, hiçbir tavizi kabul etmiyorum ve gidiyorum! Rica ederim, bu seferlik affet! Katiyen affetmiyorum ve gidiyorum! Hatırım kalır gitmezsen! Gidiyorum, au revoir, goodbye, auf wiedersehen, naş ve gittim işte! Ayıp değil mi kızım? Çok fena bir çocuk oldun sen. Daha beter olacağım. Sıkıldım. Anamı, kardeşlerimi özledim be. Eyvah! Başladı gene. Fatoş yavrum, kendinde gel çocuğum. Sus be, sen de bunak karı. Ben Ayşe'yim. Fatoş matoş değilim. Bir daha Fatoş dersen... ...yedi kat sülalene birden okuyacağım. Kızma yavrum, sinirlenme. Geçecek, düzeleceksin yavrum benim. Doktor, gene keçileri kaçırdı. Doktorları çağırın! Gel buraya. Yakaladım seni. Bu defa kaçamazsın. Tutun! Kaçıyor! Bırakmayın! Çekirdeksiz fenikeler! Çekirdeksiz fenikeler! İzdama lüzum yok, teker teker gelin abiler, ablalar! Çekirdeksiz fenikeler! Çekirdeksiz fenikeler! Bilek kaçırdı benimle! Hep senin yüzünden oldu işte! Benim ne kabahatim var birader! Ne yapıyorsun? Öldüreceksin beni.
son duamı yapıyorum. Cennete gitmek için dua ediyorum. Şaziye tadım öğretti bana. Bir çare bulmak lazım bu işe. Her gün daha kötüye gidiyor. Güya ismi Ayşe'ymiş. Annesi, babası, kardeşleri, halası varmış. Nereden uyduruyor bütün bunları anlamıyorum. Şaziye masal anlata anlata çocuğun muhayyilesini karıştırdı. Bizim çocuğumuz olmasa, dediği gibi fakir zavallı bir ailenin çocuğu olsa, bu zengin hayatı bırakmamak için yalan söyler. Dayağa, dilenciliğe, hırsızlığa gitmemek için yalan uydurur. Ben sizin kızınızım der. Ben hırsızlık yapamam, çalamam. Kimseye kötülük edemem. Vurma, vurma ne olur. Çok seviyorum ben bu teyzeyi. Annemmiş gibi seviyorum. Çok acıyorum. Bırak gideyim. Annemi çok özledim. Onlar da benim için meraktan ölüyorlardır şimdi. Koşamıyorum. Çok yoruldum. Gelme peşinden. Gelme. Kaçamam senden. Katilsin sen. Gel. Beni de öldür. Ölürsem uyur muyum acaba? Dinlenir miyim? Ha? Dinlenir miyim? Buradayım, merak etme. Yiyecek aldım,
sana. Ortalara çıkamazsın şimdi. Görürler belki. Bir de gazete aldım. Belki bir havadis vardır. Ceketinin cebinde para vardı. Sana sormadan harcadım mecburen. Benden şüphe ediyorlarmış. Polis peşimdeymiş. Eyvah, eyvah! Yakalanırsan ne yaparlar sana? Asarlar. Gelir gibisin. Gene nereden buldun o elbisi? Hepsini anlatacağım. Ama evvela bir anamızı kucaklayalım. Oh canım anacığım. En çok seni özledim. Günlerdir en çok senin için ağladım vallahi. Ben de meraktan bütün gece uyumadım. Neredeydin? Çıldırma gene. Anlat bakalım neler var bu çuvalda. Ne aşırdın? Hiçbirinizi unutmadım. Anneme, kardeşlerime, baba, halama hepinize hediyeler getirdim. Payımı da versene hayvan! Ver bana! Nereden? Niçin çaldın bunları? Üzülme! Pek de hırsızlık sayılmaz. Köşkün biricik çocuğuydum. Bunların hepsini bana aldılar, bana verdiler. Hangi köşkün? Sırayla anlatacağım. Bu masala inanmayacaksınız ama ne yapayım, hepsi başımdan geçti. Baban nerede? Meyhanede kavga etmiş meğer. Birini yaralamış. Biraz önce polisler götürdü. Her yerlere aradım beyim, yok yok! Aramadığım yer kalmadı, bulamadım. Oh, gene bak kaçmak bu kız! Aman Allah'ım, bu defa mahvolduk demektir! Durmayalım, gazetelere, polise haber verelim! Nereye gitti acaba, nasıl kaçtı, niçin kaçtı? Bittim artık, bittim! Yaşamak istemiyorum! Kızımı bulun bana, Fatoş'u bulun! Kız kardeşimi kandırmış o herif evleneceğiz diye... ...sonra da bırakıp kaçmış. Anlayabiliyor musun? Anlıyorum! Aramış kız kardeşim... ...bulmuş... ...yalvarmış ama dinlememiş herif ile. Alay etmiş. Sonra da dövmüş. Kız kardeşim de kendini bitirenin altına atmış. Çiğnenmiş mi, ölmüş mü? Haberini aldığım zaman can evimden vuruldum. Günlerce deli gibi aradım. Sonra da buldun, değil mi? Buldum. Oh, gebersin böyle adamlar! Geberdi zaten, biliyorsun. İki polis var şurada, hiç dönüp bakayım deme! Hadi koşmaca oynayalım! Babam beni tutamaz, tutsa da kovalayamaz! 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 Tutamazsın!
ucuz kurtulduk. Her zaman böyle kolay kaçamayız. Hem kaç gün kaçabiliriz? Nereye gidebiliriz, nerede saklanabiliriz? Kaçsak bile nasıl olsa günün birinde yakalarlar. Allah korusun, bir de öldürmeye kalkarlar seni. Benim yüzümden sana bir şey olursa daha beter kahrolurum. Hem benimle bu çileyi niçin çekesin? Hayatımı kurtardın, öldürmedin beni. Annen kim bilir ne haldedir şimdi. Deliden beterdir. Hadi, gidiyoruz. Nereye? Evine teslim edeceğim seni. Gitmem. Seni seviyorum Murat amca. Kızma ama acıyorum sana. Aç, uykusuz, yersiz, yurtsuz kaçmanın sonu yok. Sen de teslim olacaksan giderim evime. Teslim olmam. Neden? Şimdi öbürünü arıyorum. Öbürü kim? Kız kardeşimin kanına giren Sami'nin arkadaşı. Cemil diye kansız biri. Hakkını helal et. Helal olsun. Belki bir gün gene karşılaşırız. İnşallah. Senin de dertlerin bitmiş olur. Matemini unutursun. Yeniden güzel güzel yaşarsın inşallah. İntikamımı alacak kadar zaman istiyorum Allah'tan. Benim için yaşamak, unutmaya mecbur olduğum eski güzel bir şey artık. Neler gördüm şu kısacık günler içinde. Hırsızlar, katiller, veremli kadınları acımadan dövenler, masum bir ablayı kandırıp öldürenler. Hiç bilmezdim ben bunları. Dünyayı niçin böyle kötü bir hale getiriyorsunuz? Bizleri, çocukları niçin düşünmüyorsunuz? Böyle çirkin, suçlu bir dünya için mi büyüyeceğiz biz? Bir an önce evime gitmek, anneme kavuşmak, odama kapanıp doya doya ağlamak istiyorum. Çok yalnızsın, kimsesizsin. Seni bırakamam. Bırakmayacağım. Öldürmesen olmaz mı? Kimi? O Cemil dediğin adamı. Olmaz. Ölecek. Allah babanın verdiği canı sen nasıl alırsın? Aldığım zaman görürsün. Bu kadar gaddar, bu kadar zalim olamaz, olamaz bir insan. Onlar nasıl kıydılar kardeşime? Onlar gibi olmak bir marifet mi? Bir tanesini öldürdüğün yetmedi mi? Karışma sen, konuşma! Cemil'i de öldürürsen yaşatmazlar seni. Asarlar, kendin söyledin. Aklın vermediği işlere karışma sen. Gidip teslim olsan, cezanı çekip kurtulsan, iyi şeyler, güzel şeyler düşünsen.
belki bir abla bulur evlenirsin. Benim gibi bir çocuğun olur. O da benim kadar sever seni. Belki daha çok sever. Kes sesini dedim. Ayağıma dolandığın yeter. Bir de dırlanıp durma. Öldür öyleyse geber. Bir daha katil ol. Birisinin daha canını alınca kız kardeşin dirilecek mi sanki? Geriye mi gelecek? Sus! Sus dedim! Anladın mı? Sus! İki kişiyi öldüren üçüncüyü de öldürür. Benim de gırtlağımı sık. Ne duruyorsun? Sana acımıyorum artık. Senden korkmuyorum. Vahşi bir hayvan bile senin gibi her an öldürmeyi, kan akıtmayı düşünemez. Sen de öl, sen de geber. Senin gibi kötüler yaşamasın bu dünyada. Çok acıdı mı? Acımadı değil mi? Bana darılmadın ya. Yazık. Benim de babam yok. Ölmüş. Bu uçak kazasında. Ne tuhaf değil mi? Tuhaf olan ne? Sen babasın, kızın yok. Ben kızım, babam yok. Yoksa tesadüfler bunun için mi bizi karşılaştırdı? Baba sevgisinden yoksun olduğum için mi senden ayrılmak istemiyorum? Hadi, yat artık, geç oldu. Fazla gevezelik ettin. Cemil'i arıyorum. Hangi Cemil'i? Murdar Cemil diye anılırmış buralarda. İçeride mi? Yok, bak istersen. Uğramıyor bugünlerde. Her nedense kayboldu ortalardan. Nerede bulurum? Bilemem. Cemil'in canı istemezse, dünya yıkılsa kimse bulamaz kendisini. Temiz bir iş vardı. Tam Cemil'e göre. Belası az, avantası çok. Tophaneye in öyleyse. Otelci Yunus Baba'ya sor. Karanlıkta yarasa gibidir Yunus Baba. Kimselerin göremediğini görür ve bilir. Cemil'in başı ağrıyor biraz. Ufak bir meseleden ötürü canı sıkılıyor. İki gün önce ayrıldı buradan. Nereye gitti? Sana ne? Emaneti var üstümde. Sinop mahpushanesinden geliyorum. Yeni tahliye misin? Evet, öyleyim. Beyoğlu'nda Asmalı Mescid'de gül bahçe saza git. Hamam böceği Tahsin vardır orada. Bir de ona soruver. Peki. Arsada beni uyuttuğundan beri peşindeyim. Beraber
gideriz artık. Yalnız bırakmayacağım seni. Cemil'i de beraber bulacağız. Hı? Nasıl bulacağız? Otelciyle konuşurken dinledim. Nereye gideceğini biliyorum. Planını bile yaptım. İstedin ufaklık. Hamam böceği Tahsin abiyi görmek istiyorum. Ne yapacaksın Tahsin'i? Bir şey söyleyeceğim kendisine. Neymiş? Söyle bakalım. Hamam böceği siz misiniz? Evet dedik. Cemil abim nerede? Niçin soruyorsun? Mahalleden geliyorum. Esma abla gönderdi beni. Çok mühim bir haberim var Cemil abime. Bana söyle o mühim haberi. Söyleyemem ulan. Niçin söyleyemezmişsin? Öyle üstüme gelmekle ağzımdan laf alacağını zannetme. Küçük pazarlıyım ben. Korkudan çakmam hiç. Esma abla yemin verdirdi bana. Çok acele Cemil abiye haber uçurmalıyım. Çok yaşa sen. Senin gibi yürekli melaikelere bayılırım. Kimdir bu Esma abla? Cemil abimin dalgası. Evli değiller ama aynı evde otururlar nedense. Anlarsın ya. Anlaşıldı, anlaşıldı. Fethi! Fethi! Hop abi! Buraya gel. Al şu çocuğu Cemil'in yanına götür. Gecenin bu vaktinde sokağa saldıklarına göre çok mühim bir sebep olmalı. Cemil'le konuştuktan sonra mahallesine kadar götürürsün kızcağızı. Olur abi. Cemil! Aç kapıyı! Hay Allah, nerede bu herif, öldü mü, ne oldu ya? Yabancı değil, benim, ben, Fethi! Fethi, sen misin? Benim dedik ya be abi! Bırak!
Emin ol, günahsızım, suçsuzum abi. Beni Sami kandırdı. Evleneceğim, yardım et, kaçıralım dedi. İnandım, yardım ettim. Bana inanmayacağından korktuğum için kaçıp saklandım. Mahkemede senin adına konuşacağım, her şeyi anlatacağım. İki çocuk babasıyım. Beni öldürmedin, bağışladın. Çocuklarımı öksüz bırakmadın. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İşte şurası. Sen olmasaydın ben dünyada bulamazdım evimi. Küçük hanım geri döndü! Müjde! Müjde! Fatoş geldi! Fatoş geri döndü, müjde! Küçük hanım! Müjde! Fatoş geri geldi! Müjde! Bak nasıl bekliyorlarmış seni! Hoş geldin! Hoş geldin! Hoş geldin! Hoş geldin! Hoş evladım! Anne! Fatoş, yavrum, canım kızım benim, evladım benim. Ay oh, yavrum! İlk ben gördüm, müjdeyi ben isterim! Şuna bak! Neredesin bu sabahtan beri? Ya. Anlatsana yavrum, meraktan çıldıracak! Bu sabahtan beri mi? Oo, günler oldu ben gideli! Bir hırsızın eline düştüm, başıma gelmeyen kalmadı! Anlamadım! Hepsini anlatacağım, zor kaçtım ellerinden! Bu amca olmasaydı ölmüştüm, o kurtardı beni, her kötülükten korudu. Allah sizden razı olsun, minnettarız size. Ne yapsak size olan borcumuzu ödeyemeyiz? İnanmayayım Fatoş'a, sokakta rastladım tesadüfen, buraya dönmesine yardımcı oldum. Hepsi bu kadar. Sabah bizim evden kaçan çocuk sen değildin demek. Bir çocuk mu kaçtı buradan? Hı hı. Durun bakalım, her şeyi anladım galiba. Neyi anladın? Murat amcayı da buyur edelim, içeride anlatırım. Yok ortada, gitmiş. Nasıl olur? İnsan bir veda etmez mi? Nereye gittiğini biliyorum galiba. Annemi de halamı da hastaneye yatırıyorlar bugün. İkisi de iyileşecekmiş. Beni, abimi, ablamı da yatılı okulda Fatoş'la beraber okutacaklarmış. Buradan çıkınca sana da çok paralı bir iş verecekmiş Hulusi Bey amca. Çilemiz bitti babacığım. Bundan sonra güzel güzel yaşayacağız artık. İnşallah hanım, seni çok özledim. Nasılsınız Murat amcacığım? Çok özledim sizi. Çok iyisin sen Fatoş. Beni ziyaret etmene çok sevindim. Sen de çok iyi bir insansın Murat amca. Annem, dedem de öyle düşünüyorlar. Dedem avukatlar tutacak sana. Hem cezanın az olması için sebepler varmış. Ben sana kötülük yapacaktım. Belki de öldürecektim seni. Halbuki sizler bana kalplerinizi açıyorsunuz. Hadi git artık Fatoş. Ben bir katilim. Asılması icap eden bir katil. Hayır gitmem, gitmeyeceğim. Hem sen asılmayacaksın ki Murat amca. Ben de gideceğim mahkemeye. Diyeceğim ki, Murat bey amca olmazsa bu koskoca şehirde kaybolurdum ben hakim bey amcalar. Başıma gelmeyen kötülük kalmazdı. Belki de ölürdü. Murat amca kendi derdini unuttu, bana yardım etti. Gece ben uyurken ceketini örttü üstüme. 2 lirası vardı, onunla benim karnımı doyurdu. Beni anneme, dedeme Murat amca kavuşturdu. Eğer olmasaydı belki de annemle dedemi bir daha göremezdim. Murat amca bize iyilik etmekle kalmadı. Onun sayesinde
Ayşe de, Ayşe'nin ailesi de kötülüklerden, hastalıklardan, ziyan olmaktan kurtuldular. Evet Hakim Bey amcalar, bu kadar insana, bu kadar kısa zamanda, bu kadar çok iyilik yapan bir amca, kötü bir insan olamaz. Huzurunuzda Murat amcamı affetmeniz için yalvarıyorum. Murat amcam o adamı öldürdü ama o adam da Murat amcamın kız kardeşine çok kötü bir şey yapmış. Ne olur bakın kitaplarınıza. Eğer Murat amcamı affetmeniz mümkünse yalvarırım affedin Hakim Bey amcalar. Verilmeden evvel söyleyecek başka bir sözün var mı? Yok efendim. Fatoş beni o kadar güzel savundu ki onun sözüne ilave edecek tek kelime bulamıyorum. Oturun. Gereği düşünüldü. Toplanan delillere göre suç sabit olduğundan sanığın adam öldürmekten Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca 24 sene müddetle hapsine. Ancak suç çok ağır bir tahrik neticesi işlenmiş olduğundan aynı kanunun 1'e 2. maddesi uyarınca iş bu cezanın yarısı indirilerek 12 sene müddetle hapsine. Ancak sanığın duruşmadaki hali ve tavrı ile dinlenen bütün şahitlerin sanığı iyi bir insan olarak tanıtmaları nazarı itibara alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi gereğince cezası 6 sene daha indirilerek 6 sene müddetle hapsine karar verilmiştir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayır yavrum. Murat senin gibi temiz kalpli bir arkadaş edindiği için çok mutlu. Mutlu insanlar içinse zaman çabuk geçer. Ne tuhaf! Şimdiden Murat amcayı göreceğim gelmeye başladı. Göreceksin yavrum, göreceksin. Hem de çok yakında.